Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte şekilde kulaklı bir şapka yapacağız. Ön kısmında şu şekilde bir detayı var. Kenar kısımlarında böyle bu şekilde düz bir örgüyle şeritler geçtik. Yapım aşamaları basit diyebilirim. Ee, selanik işi, yalancı selanik deniyor sanırım bir tane ip yeterli oluyor Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım şimdi elimde böyle bir ip var şöyle iki renkten oluşuyor bir de altı numara 40 santimlik misinalı şişim var Öncelikle şapkamızın yan kısımlarını yapacağız şu şekilde yani daha doğrusu ben yaptım e, siz de daha sonra yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını gösterdikten sonra iki tane bu şekilde yaptım ben. Bunun uzunluğuna da tamamen siz karar veriyorsunuz. Mesela ben bir tane yaptım şurada şu şekilde. Bundakinde daha uzun bir şöyle göstereyim. Şöyle neredeyse 15 18 15 santimden fazla böyle örmüşüm. Bunda biraz daha kısa ördüm şöyle yarısı kadar yani şöyle dört parmak genişliğinde şu an yanımda metre yok ama metreyle de santimini veririm sizlere. Şimdi ben size şu ön kısmındaki yapılışını göstereceğim zaten bunlar aynı tamamen aynı yapılıyor sadece bu biraz daha geniş bunlar aynı sayıda. 17 tane ilmek atarak başlıyorum. Şöyle ikiye katladım ipimi. Şu şekilde arasından geçiriyorum. Ve böyle iki tane ilmeğim oldu. Şöyle kısa olanı üst parmağıma uzun yani ipin devamı olan kısmını da bu parmağıma alıyorum şu ışığımızı biraz düzeltelim şöyle tutuyorum önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan geçirerek ve sonrasında tekrar baş parmağımdan geçirerek ilmeğimizi atıyoruz işaret parmağımın altından alıyorum şey baş parmağımın altından alıp işaret parmağımı tığ şişe geçiriyorum ve geçirdikten sonra şu şekilde çekiyorum üstünden geçirip kaç tane oldu 2 3 4 baş parmağımın altından alıyorum işaret parmağımı şişe geçiriyorum ve baş parmağımdakine geri bırakıyorum 5 15 17 tane ilmek yapıyoruz 6 7 şuradan bunu böyle bağlayalım ilmeğimiz kaçmasın. Şimdi ilk sıramızı bir ters bir düz olarak lastik yapacağız. Bu arada benim ilmeklerime bakmayın. Ben ters alıyor olabilirim. Benim farklı ördüğümü söylüyorlar çünkü. Şu ilmeğimi işlem yapmadan şişime geçiriyorum. Daha sonra şuradan ilmeği şey ipimi ön kısma geçirip bir tane ters örüyorum. İpi arka kısma geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Ön kısma geçiriyorum. Ters örüyorum. Arka kısma geçiriyorum. Düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak sıramızı bitireceğiz. Evet sıramı bitirdim. Şimdi şişimi çeviriyorum. Şimdi burada selanik yapmaya başlayacağız. Sanırım bu yalancı selanik. Tam olarak hatırlamıyorum ama öyle hatırladım. Yalancı selanik diye hatırlıyorum. Orijinal selanik de olabilir. İlk ilmeğimi işlem yapmadan şişimi alıyorum. Şöyle şişimi aldım. bir düzelteyim. İlmeğimi şişime aldım. İlk ilmeğimiz düz geliyor bakın şurada. Ee, burada normalde lastik örer gibi örmeyeceğiz. Bir alt sıradakinin bakın şurada bir alt sırada ördüğümüz düzün iç kısmına geçiriyorum ilmeğimi. Bir tane düz örüyorum ve üsttekini bırakıyorum. Terse geliyorum. Burada bir işlem yapmıyorum. Düz örüyorum. Tekrar düze geliyorum. Bakın ilmekteki düzü almıyorum. Bir alttaki düzü şu şekilde alıyorum. Buradan bir tane düz yapıyorum. Öne geliyorum. Tersi normal örüyorum. Düze geliyorum. Altta görünen düz ilmeğimizin içerisinden düz ilmek çıkartıyorum ve üstteki ilmeği bırakıyorum ters örüyorum düzlerde bir alttakinden örerek devam ediyoruz bütün işlem bu şekilde oluyor şapkada Tabii şu yuvarlak kısma geçince e, döndürerek ör, örmeyeceğimiz için orada işlem biraz farklılaşacak onu da göstereceğim tabii ki düzlerde bir alttan alıyoruz ters örüyoruz bir tane alttan alıyorum ters örüyorum düzden alt alıyorum ve son olarak da ters ilmeğimi örüyorum Ilmeğimi şişimi çeviriyorum. Şimdi burada bir arttırma işlemi yapacağım bir baştan ve bir sonda. Şimdi en baştaki ilmeğimi normal şişimden alıyorum. Sırada gelen ilmeğim ters. Buradan şu alttakinden bir tane ters ilmek çıkartacağım. Şöyle delik olmaması açısından ilmeği çevirerek alıyorum. Bir tane ters aldım. Bakın yanındaki de ters. Şimdi burada iki tane yan yana ters oldu. Geliyorum. Bakın burada düz örgümüz var. Düz örgümüzde üstteki ilmekten almıyoruz. Şişlik ilmekten almıyoruz. Hemen altta görünen ilmekten giriyoruz. Ve bir tane düz ilmek çıkartıyoruz. Şöyle Burayı ters örüyorum. Şunu yakınlaştırarak isterseniz tekrar göstereyim size. Görünüp görünmemesinden emin olamadım. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi buradaki işlemimiz şişimizdeki ilmeği almıyoruz. Bakın şu altta görünen düz ilmeğin ortasından giriyoruz. Ve bu şekilde ilmeğimizi alıp üstteki tığdaki, şiştekini bırakıyoruz. Olay bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle örüyorum. Bu sırada 17 ilmeğimizi 19 ilmeğe çıkartacağım. Şimdi buraya kadar geldim bakın. Son ilmeğim kaldı ters ilmek. ilmeği öne alıyorum ama altındakinden diğer tarafından da yapabiliriz. Hatta diğer taraftan yapayım. Bakın buradaki tersi alıyorum. Şimdi buradan bir ilmek çıkartmam gerekiyor. Alttaki ilmeklerden birini alıyorum. Düzgün alamadım. Çift kat olduğu için <laughs> şöyle aldım. Burada bu delik oluşmaması açısından ilmeği ters çeviriyorum. Şöyle çapraz yapıyorum. Şimdi bu çapraz oldu. Buradan bir tane daha ters örüyorum. Şimdi iki tane yan yana ters ilmeğimiz var. Buradaki sondaki de düz. Bunu buradan alıyoruz. Bir üst sıraya geçtik. Şu an 17 ilmeğimiz 19 ilmek oldu. Şimdi burada bir ilmek daha çoğaltın ikişer ilmek yani buradan bir buradan bir ilmek daha çoğaltacağız ve şu aradaki terslerin arasından birer tane düz çıkartacağız şu an burada düz oldu tabi ters olarak çıkartacağız biz şimdi şişimizin başındaki ilmeğimizi işlem yapmadan alıyoruz şöyle çeviriyorum Burada bir tane düz var. Hemen altındaki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Düzlerde bu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu böyle çıkarttım. Şimdi ilmeğimi öne alıyorum. Bakın buradaki sıradaki de düz ama benim buradan ters ilmek çıkartmam gerekiyor. Şuradan bir tane ilmek alıyorum. Delik olmaması açısından alttan alıyorum. Hatta ters çaprazlama yapıyorum. Şöyle buradan bir tane ters aldım. Ters ilmeğimizi aldık. Öne geçiriyorum ipimi, arkaya geçiriyorum daha doğrusu. Şimdi buradaki düz ilmeğimiz de bakın gözüküyor. Bir alttakinden düz alarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ay çıktı. Şöyle sıra sonuna kadar işlemi tekrarlayacağım. Bakın alttan alıyorum. Düzleri alttan alıyoruz her seferinde. Terslerde bir işlem yapmıyoruz. Sıra sonundaki iki düz olan kısma kadar gelip ortasından birer tane bir tane ters ilmek çıkartacağım. Buradan örüyorum. geldim sıranın sonuna bakın iki tane düz var burada. Buradaki düzü alttan alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Şimdi bunun ortasından ters ilmek çıkartmam gerek. Şöyle bir tane çekiyorum. Bakın delik oluşuyor. Şöyle çapraz olarak şişime geçiriyorum onu. Böyle çapraz alınca delik oluşmayacak. Şöyle yemeği ön almayı unutmuşum şu şekilde bir tane ters örerek ilmek çıkarttım. Şimdi buradaki düzden tekrar altındakine alarak bir tane düz yapıyorum ve sıranın sonundaki ilmeğimi ters örerek bitiriyorum. Şimdi 19 ilmeğimiz 21 ilmeğe çıktı. İlmeği de kaçırdım. Tekrar öreyim. Evet 21 ilmeği çıkarttım ve artık e eksiltmemeye, arttırma yapmadan istediğim boyutta öreceğim. Şöyle bunu dediğim gibi böyle bu ön kısmı olduğu için çok fazla yüksek örmeye gerek yok. Şöyle elinizi tuttuğunuz zaman 4 parmak, 5 parmak yukarı kadar örebilirsiniz. Şimdi ben metremi bulayım hemen size boyunu da söyleyeyim. Evet metremi buldum geldim şu yan kulaklar için yaptığım boyu söyleyeyim size. 8 santim örmüşüm bunda. Ben birazcık kısa yaptım bunu. Bundaki bundakinin boyunda söyleyeyim. Bakın şuradan şuradan tutuyorum. Bunda da 13-14 santim kadar yapmışım. Şimdi bunun şu normal duruyordu. Şunu bakayım ne kadar örmüşüm. 10 santim kadar örmüşüm ama ben bunu yine 8 santim olarak bırakacağım. Siz 10 santim kadar da örebilirsiniz. Şimdi ben bunu kızım ördüm ama benim başıma da oluyor çünkü selanik olduğu için esniyor. O yüzden sayılarda arttırma yapmadan direkt vereceğim sizlere bunu. Kalın iple yaptığınız takdirde zaten her başa da uyacaktır. Şapka bittiğindeki şapkanın genişliğini de veririm size. Hatta şundakinin genişliğini verebilirim şu an. Ee, şu an şu şekilde 22 buçuk santim. Yani e, 22 buçuk 22 ,5, 50 santim falan yapıyor. Ama dediğim gibi bu Selanik olduğu için şöyle bayağı bir esneme yapıyor. Ona göre örebilirsiniz. Şimdi bunu da dediğim gibi önce bir 8 santim kadar öreceğim. Sonrasında üçünü birleştirme işlemini göstereceğim. E bu arada bunun sayısında söyleyeyim sizlere. Bunda 10 15 şey 17 ilmek başlamıştım. Bunda da 15 ilmek başladım. Aynı arttırma işlemini bunda arada da yaptım. Şurada bakın gözüküyor arttırdığım yer. 15'ten şey e, evet 15'ten 19'a çıktı bu. Bu da 17'den 21'e çıktı. 15 ilmek başlıyorsunuz. 19 ilmeğe çıkartıyorsunuz. Ve 8, 10, 12 santim kaç santim örmek istiyorsanız örebilirsiniz bunu. Bunların hepsini bitirelim ve şapkayı birleştirme işlemini göstereceğim sizlere. Evet, iki kulağı ve bir öndeki parçayı bu şekilde bitirdim ve şöyle birer parça ipliğini bırakarak ayırdım bunları. Bu ön kısımda gösterdiğim size 17 ilmekten 21 ilmeğe çıkarttığım kısım. Bunlar da 15 ilmekten 19 ilmeğe çıkarttığım kısımlar. Dediğim gibi bu iki yan kulak kısmını biraz daha uzatabilirsiniz. Ben bu seferkinde kısa kullanmak istedim. Şundakinde bakın uzun. Bundaki kulak ölçüsünü tekrar vereyim sizlere. 14 santim yapmışım. Bunun kulağının ölçüsünü, uzunluğunu genişlik olarak da isterseniz tekrar hatırlatayım. E, 23 yani 46 santim yapıyor. Şu şekilde. Tabii bu açılıyor böyle. Lastik gibi olduğu için. Ve bu 6 yaşındaki kızıma rahatlıkla oluyor. Şimdi benimkinin ölçülerinde tekrar verin Buradaki kulakların ölçüsünü. Bunda da yaklaşık 9 santim kadar yapmışım. Hepsinin ölçüsü aynı. İsterseniz bunları birer santim daha uzatabilirsiniz. Daha sonrasında şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz. Burada 11 tane ilmek yaptım ve sadece ters düz ters düz olarak lastik ördüm. Bu arka kısma gelecek. Şöyle koyacağım bu arka kısım. Sonrasında ön kısmı şey kulak kısmını takacağım. Sonrasında ön kısmı takacağım ve sonrasında tekrar kulak kısmını takıp şu kısımda hepsini birleştirmiş olacağız. Yani şöyle duracak. Şu şurada bu burada bu burada ve buradan bu diğer kulakla birleşmiş olacak. Şöyle, şunlar, bu kulak, bu ön, bu kulak ve burası arka. Şimdi bunları ilmek ayırıcımdan alacağım, bunları şunlardan çıkartıp hepsini sırayla buraya yerleştireceğim. E, dikkat etmem gereken şeyse ise sadece şu son kısımlardaki şeyler. Hmm, mesela bunda düz olarak bitirmişim, düz örmüşüm bunda buradan en son ters olarak ördüğüm kısmından birleştireceğim. Yani şöyle çevireceğim. Bakın burası ters, şu yanındaki düz. Şu yanındaki ters, şu yanındaki düz. Şimdi burada düz olarak ördüğüm için şuradakini tersle birleştireceğim. Yine burada da aynı şekilde olacak. Mesela burası tersle bitmişse hemen burası düz olan kısmı ile birleştireceğim. Yani mesela şurası şu an tersle bitmiş. O zaman diğer tarafını çevireceğim. Düzle bitmiş olacak kısımda birleştirmiş olacağım. Tek dikkat etmem gereken kısım bu. Eğer birbirine denk gelmiyorsa aralarında birer tane ilmek çıkartarak aradaki şeyi düzeltebilirsiniz. Bu pek bir problem çıkartacağını sanmıyorum ben. Sadece aralarına bir ilmek atarak düzeltebilirsiniz bundan. Şimdi bunları birleştiriyorum ve e, tamamen örme işlemini göstereceğim sizlere. Evet şişime taktım bunları son olarak şunu başa aldım çünkü ipimiz burada ipimiz burada olduğu için başa aldım bunu ve diğerlerini dediğim sırayla aynı şekilde taktım kulak ön kısım ve kulak şimdi bunu buradan şöyle çevirelim Buradan birleştireceğiz. Buradan birleştirmeden önce bir tane ilmek belirleyici takmak istiyorum. Sıra başımızı karıştırmamak için. Şimdi en son düz örmüşüm ve burada sanırım tersle başlaması gerekiyor. Evet, tersle başlayacak. Bu arada ilmek belirleyici olarak kullandığım şeyi soran olursa eğer küpe bu. Bildiğiniz çelik küpe böyle bu şekilde süslü ilmek belirleyici olarak kullanabilirsiniz küpelerinizi. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şöyle birleştirelim. En son düz örmüşüm. Buradaki ters ilmek ve sonrasında düz geliyor. Şimdi bunu buradan örmeye devam edeceğiz. Ters ördüm. Bu arada aynı şekilde selanik örmeye devam edeceğim. Bakın düz örgüleri alt kısımdan alacağım. Alttan aldım. Ters örmeyi düz yapıyorum. Yani hiçbir işlem yapmadan ters örüyorum. Düz ilmekleri bir alt sıradan alıyorum. Ters ilmeği örüyorum biraz sıradan alıyorum. Şimdi burada e, yuvarlak yaptığımız için tekrar geri dönme şansımız olmayacak. O yüzden ikinci sırada farklı bir işlem yapacağız. E, şu sıra başına kadar tekrar hepsini birleştireceğim ve sonrasında ikinci sırayı yani tersleri örülmesi e, tersleri öreceğim sırayı yani şu şekilde terse çevirdiğimizde düz olacak olan kısımları nasıl öreceğini göstereceğim sizlere. Öncelikle bu sırayı bitireyim ve sıra başında tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Şurada yaptığım 11 ilmek ilmekteyim. Bunda da yine göstermek istedim sizlere. Şimdi burada sadece bir ters, bir düz olarak bir sıra lastik ördüğümü söylemiştim. Bunları da selaneye çevirmemiz gerekiyor doğal olarak. Ve yine bunda da aynı şeyi yapıyoruz. Terslerde ters örüyoruz, düzlerde yine bir alt sıradakinden örerek bu kısmı da şu 11 ilmeklik kısmı da Selanik kısmına çeviriyoruz. Şöyle alttakinden alıyorum. Tersi örüyorum. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bunu da göstermek istedim sizlere. Şimdi, e şurayı. Şöyle alttan da alabilirsiniz Düz de alabilirsiniz Normalde alabilirsiniz bu ilk sıra bir şey olmaz şimdi sıra başına geldim Bakın. şimdi tersleri örmeye başlayacağız tersleri örmek için de şu en baştakini geçeyim isterseniz Çünkü burada belli olmayacak anlattım şimdi bir üst sıraya geldim şimdi burada Normalde ters arka kısmını çevirip düz önümüze ters gelen düzleri yani ter arkasını çevirdiğimizde e, ters olan kısımlar bize düz olmuş oluyor. Ama şu anda tersini çevirmediğimiz için yine tekrar aynı şekilde düz ördüğümüz ikinci kısım yani aynı kısım denk geliyor. Ve iki tane iç içe koymuş bulunmaktayız burada. Şimdi burada yapmamız gereken burayı normal bir şekilde örmek. Bakın şu an şu sırada düzü Normal düz örüyorum bir tane. Şimdi yapmamız gereken terslerde. Terslerin şuradaki bir alt sırasından bakın bir alt sıradan geçiriyorum. Ve bunu ters örüyorum. Düzü normal şişteki ilmeğini alıyorum. Tersin bir alttaki ilmeğinden alıyorum. Düzü normal alıyorum. Tersin bir alttaki ilmeğinden alıyorum bakın. Bir alttaki. Yani şöyle çevirdiğimizde dikkat ederseniz tersin düz olduğunu göreceksiniz. Düzün bir altından almış oluyoruz yani. Bu şekilde örüyoruz. Burada şapkanın bu kısmında böyle ördükten sonra yine bir üst kısma geldiğimizde düzleri alt kısımdan alacağız tersleri normal alacağız şimdi bu sırayı bitireyim orayı tekrar göstereyim bir kafa karışıklığı olmasın çünkü bir sıra tersten alt ilmek alacağız bir sıra düzden alt ilmek alacağız bu ilmekleri karıştırmamamız gerekiyor şu an ördüğüm kısım düzleri normal tersleri alt ilmekten Sırayı bitireyim. Bir üst sırayı tekrar göstereyim sizlere. Evet, sıranın başına geldim. Şimdi ilk ilmeğim benim ters. Şimdi bu sırada tersleri normal örüyorum. Bakın ilmek tığ şiştekini alıyorum. Ve e normal bu daki yerimiz gibi şimdi sadece düzlerin alt kısmından alacağım. Tersleri normal öreceğim. Tersi ters ördüm. Düzün bir alt kısmındakinden düz ilmek çıkartıyorum ve şiştekini bırakıyorum. Tersi ters örüyorum düzün bir altındakinden örüyorum bu şapka bu şekilde ilerleyecek bir üst sırada tersi alt kısımdan alacağım düzü normal öreceğim onun üstünde yine e, tersi normal tersi ters normal öreceğim düzü bir alt sıradan alacağım bu, bu şekilde e, 18. 20 santim arası şöyle hiçbir eksiltme arttırma yapmadan buradan bir 20 santime kadar öreceğim. Sonrasında eksiltme işlemlerine başlayacağız. Böyle bu kadar ördüm ben. Şimdi eksiltme işlemlerine geçeceğiz. Bu arada büyük bir uzun bir şişe geçtim. Çünkü kısa şişte eksiltemeyeceğim. Tel yetersiz kalacak kıvırırken. O yüzden bu şekilde Böyle uzun bir şişe geçtim ve şu kenarlarından böyle alarak şişi istediğim şekilde kullanabileceğim. İsterseniz dört tane olan patik şişleri, beşli patik şişlerinde kullanabilirsiniz bu eksiltme işlemi yaparken. Şöyle, şuradan bir yerden bir daha şöyle aldığım zaman bakın şişimi rahatlıkla kullanabileceğim şimdi şöyle yaptım şimdi eksiltme işlemlerine geçiyorum şurada birkaç tanesini eksilttim sadece sadece düzleri öreceğiz e, tersleri eksilteceğiz yani şu şekilde şu an önümde düz var hemen yanında da ters var şöyle ikisini birlikte alıyorum ve düz örüyorum ters ve düzü yani önde düz arkada ters ikisini birlikte alıyorum ve düz örüyorum. Bütün sırayı bu şekilde eksiltiyorum. Bunu da böyle düz olarak e, 3-4 sıra örebilirsiniz. Daha sonra tekrar bir eksiltme yapacağız ve bağlayacağız. Şöyle bunu eksiltip kalan ilmeklerimi dediğim gibi 3-4 sıra kadar öreceğim. Düz öreceğim şöyle bu şekilde eksiğim şurada bakın küçülüyor. Netleştirmiş mi benim? Şöyle çektim ama inşallah net çekmişimdir. Tekrar göstereyim. Buradan düz alıyorum arkasındaki tersi de alıyorum şöyle ikisini birlikte eksiltiyorum 3-4 sıra örelim tekrar eksiltme işleminde tekrar buluşalım şöyle 5 sıra kadar ördüm şimdi tekrar eksiltme yapacağım bir tane eksiltme yapıyorum bir tane eksilttim bir tane normal düz örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane düz örüyorum. İsterseniz e, hepsini eksiltebilirsiniz. İsterseniz bir tane eksiltme yapıp iki tane örebilirsiniz. Bu şekilde bir sıra daha eksilteceğim. Ondan sonrasında tığıma, şey ipime kalan ipime iğneyi geçirip bütün ilmeklerin içerisinden geçirip sıkıştıracağım bu kadar örmüş olacağız şöyle Şimdi burada kalanında yarısına düşüreceğim. Neredeyse yarısına kadar. Sonrasında dediğim gibi iğneyi içinden geçirip bitireceğim şapkayı. Sonrasında kenarlarını örmeye başlayacağız. bitirdik. Şapkamız şu an bu şekilde. Şimdi e, kenar kısımlarını örmeye sıra geldi. Bunun içinde e, bir adet tığ ve şişimizi düşürdük. E, ince bir şiş aldım bu sefer. E, 3 milim ya da 3,5 milimetre tam olarak hatırlamıyorum. Ya büyük ihtimalle üç buçuktur. Şu altı ile yapıyordum hatırlarsanız altı altı buçuk gibi bir numaraydı bu. sanırım altı. Şimdi artık ince iplik yapacağım kenarlarını düz örgü öreceğiz. Bunun için ilmek çıkartmaya başlayacağım. Ee, i̇pliğimi aldım. Şöyle başlıyorum. Şöyle tam arka kısımdan bir yerden başlıyorum. Şurası arka kısım. Buradan önce şunu şöyle bir çekeyim ve sabitleyeyim şöyle. Sabitledikten sonra ilmeğimizi şişlerimizi almaya başlayacağız. Şöyle alttan bir tane alıyorum. Tığıma geçiriyorum. Her ilmekten birer tane çıkartacağım. Ben ilk şundakinde size bir saniye göstereyim ince yaptığım için dedim ki e, belki şey yapar kastırır her ilmeğe ikişer tane battım bakın şöyle e, bollaşma yaptı şöyle biraz bolduruyor yani o yüzden mümkün olduğunca Bakın şuralarda potluk yapıyor. Mümkün olduğunca her ilmeğe birer tane batmaya çalışın. Belki aralarda birer bazılarına ikişer tane batabilirsiniz. Ama her ilmeğe ikişer tane batarsanız bakın şu şekilde potlaşıyor. Bir de şu kısımlarda belki ikişer tane batabilirsiniz. Dönerken hani ovalleşirken kastırma yapmasın diye. Ama diğer kısımlarda birer tane batmanız yeterli olacak e, ikişer tane batmanız hem sizin açınızdan çok kötü oluyor çünkü ör ör bitmiyor çok fazla olduğu için bütün bir metre misina şişin hepsini dolduracağız çünkü bu kenarla bütün kenarların hepsi bir metre misina şişe dolacak ve ikişer tane olunca iki katı örmüş gibi oluyorsunuz o yüzden birer tane batmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum çünkü dediğim gibi ikişer tane batınca problem çıktı biraz şöyle Birer tane ilmek çıkartıyorum her birinden. Bütün şapkanın kenarını döneceğiz. Buradan başladım. Buradan gideceğim buradan döneceğim. Buradan döneceğim. Misinalı şiş olduğu için rahatlıkla dönülüyor ve örülüyor. Örerken de bir problem çıkmıyor. Şimdi bunu bu şekilde gösterdim sizlere. Bütün ilmekleri doldurduktan sonra örülüş şekline geçeceğim. Nasıl örüldüğünü de gösteririm. Sonrasında da birleştirmesini gösteririz ve bitiririz. Evet, kenar kısımlarından çıkarttığımız ilmekleri böyle 5 sıra kadar düz ördüm. Şimdi bunları birleştirme işlemine geçeceğim. Bunun için yine tığıma ihtiyacım var. Şuradan öncelikle şu ilmeğimi bir geri alayım. Evet. Sadece şunu tutsun diye koymuştum bir ilmek fazla da. Bunu aldım. Şimdi bunu birleştirme işlemine geçeceğiz. Bunun için Şuradaki ilmeği alacağız öncelikle. O ilmeğin hemen sonuna bu şekilde batıyorum. Tığım parmağıma doluyorum. İpliği alttan almadan önce şuradan tığımdan şey, ilmekten şişten ilmeği alacağım. Şöyle alıyorum sonrasında bunu bu şekilde ilmeğin içerisinden geçirip üst tarafa alıyorum hemen yanındakine geçeceğim bunun için bakın yine bu ilmektekinin en altına batıyorum ilmeğin içerisinden geçiriyorum ilmeği alıyorum bakın tığdayken şişteyken geçiriyorum böyle daha kolay oluyor şöyle alıyorum ve yürütme şeklinde ilmeğin içerisinden geçiriyorum şu tığdaki ilmeğin içerisinden. şimdi bunu buradan çıkartıyorum hemen bir sonrakine geçiyorum bakın yine onun altına batıyorum şişin içerisinden ilmeği alıyorum ipi geçiriyorum bu şekilde şimdi bunu buradan çıkartabilirim ve tığımdaki ilmekten geçirerek zincir şeklinde yürütme yaparak ilerliyorum. Tekrar göstereyim. Tığdaki ilmeğin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Buradan çıkartıyorum. Sonra şunu şuradan çıkartıyorum. Ve buradan geçiriyorum. tekrar gösterelim. Şişteki ilmeğin içerisinden geçirip yürütme yapıyorum. Ve şişten ilmeği çıkartıyorum. Bakın. Şu şekilde kenar kısımları oluşuyor. Bunu 5 sıra ördüm ben. 6 sırada örebilirsiniz. 5 sıra şu şekilde duruyor. Şöyle bakın tersinde göstereyim bu böyle devam edecek. Şuradan da tekrar göstereyim size. Bunda da 7 sıra var sanırım. Bu biraz kalın bir ip. Şuraları çift kat ördüğüm için bu tek kat içerisindeki şu iple tek kat ördüm. O yüzden bunu 7 sıra ördüm. Bunu aynı iple ördüm. O yüzden fark etmiyor. 5 sıra ördüm. 5-6 sıra kadar öreceksiniz ve bu şekilde yürütme yaparak devam edeceksiniz. Tersi de böyle gözüküyor. Şöyle tersi ve düzü. Şimdi bunu bitireceğim. Bitirdikten sonra da en son üst kısmına bir pompon yaparım belki. Sonrasında şu ön bu kısmı buraya dikeceğim. Kulaklar kalacak son bitmiş halinde göstereyim sizlere şapkamın son bitmiş hali bu şekilde bu kısmı dikeceğim söylemiştim böyle diktim e, bu kısma pompon takabilirsiniz Şimdilik takmadım ama daha sonrasında belki takarım şöyle yandan görünüşü de bu şekilde Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.